Merhaba sevgili izleyiciler, günaydın herkese. 360 ekranlarından yeni nesil yayıncılıkta Ben Annem'de karşınızdayız. Bugün yine bomba gibi konular hazırladık sizlere. Minicik ekranlardan, cep telefonlarından değil, yeni nesil yayıncılıkta televizyonlardan bilgi vermeye devam ediyoruz. Her programda yeni şeyler öğrenmeye devam edeceksiniz. Ben Annem'de bugün yeni anne olanlar, bebeğini bekleyenler için en büyük sorunsal odayı nasıl yapayım, ne renk yapayım, yeni doğduğunda sağlıklı uyuması ve büyümesi için odada neler olmalıyı konuşacağız. Alışveriş koçumuz Gizem Köseoğlu, bebek alışveriş koçu bizimle beraber. Günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Yine tüm annelerin nasıl yapsam, nasıl etsem sorularının karşılığını vereceğiz bugün. Evet. Özellikle hamileliğin ilk ayında hemen hayaller başlıyor değil mi? Şöyle bir yatak olsun, bu renk boyayacağım, böyle bir duvar kağıdı. Bebek odalarından başlayalım. Evet, şimdi şöyle çok heyecanlanıyoruz bir kere. Çok da haklılar hamile annelerimiz. Şöyle soruyorlar, bebek odasını ne zaman yapmalıyız, ne zaman başlamalıyız buna? Aslında bütün alışverişimizde önemli olan şu, bizim ihtiyaçlarımız ve bizim yapabileceklerimiz. Dolayısıyla çünkü çok fazla çeşit var. Şimdi her çeşit herkese göre değil. Dolayısıyla biz kendimize uygun olanı her noktada seçmemiz gerekiyor. Çok fazla ürün var ve ben bebek odası ile ilgili eğer yapabiliyorsak şunu söylüyorum. Diyorum ki ilk başta yapacağımız şey bebek odasını hazırlamak olsun. Neden? Çünkü bebek odasını hazırladığımız zaman diğer aldığımız ürünleri, işte biberon, emzik, yastık vesaire, hani diğer tüm tekstil ürünleri yavaş yavaş dolabına yerleştirebilirsiniz. Hmm. Ama diğer türlü hep odanın bir köşesinde kalacak, bir köşede yığılı kalacak ve siz ilerleyen hamilelik sürecinizde onu yerleştirmek için çaba sarf edeceksiniz bu sefer. Ve genel olarak nasılsa 9 ay var daha deyip en sona bırakılıyor. O mobilya bazen bebek doğduktan sonra geliyor. Evet. Değil evet, mi? O odayı nasılsa hazırlarız. Önemli olan kıyafet ama önce odayı hazırlayalım. En azından hem renk uyumu açısından da mobilyaların birbirine uyması. Evet. Nasıl renkler tercih edelim? Tabii ki hep beyaz söz konusu ama... Şöyle aslında şimdi renk de çok değişiklik gösteriyor. Anne baba ne istiyorsa onu yapıyor artık. Çünkü mavi mesela biliriz ki genelde hep erkek bebek içindir ama maviyi özellikle kız bebek için kullanan ailelerimiz var. İşte lacivert kullanılıyor artık, çok güzel renkler bunlar. Koyu renkler kullanılıyor, açıkla meç ediliyor. Ya da işte pembe tercih ediliyor ya da dediğiniz gibi krem beyaz tonları tercih edilebiliyor ki ileride bebek büyüdüğü zaman çok bebeksi kalmasın odası diye. Özel bir faydası ya da işte şu renk olursa daha iyi olur diyebileceğimiz şeyler var şimdi mı? Şimdi şöyle, bu uzmanların tabii ki söyleyeceği şey, hani çok da fazla bu uzmanlık alanım olmayan konulara girmek istemiyorum ama işte mavi tonları, su yeşili tonları, hani daha pastel beyaz, renkler. Evet, evet, aynen öyle. Hmm. Biraz daha sakinleştirdiği söyleniyor. Doğru. Her rengin de bir şeyi var değil mi? Evet. Mesela kırmızı dikkat anlamındadır, uyarıcı bir renktir gibi. Mesela eskiden bir şey vardı, araştırma vardı. Turuncunun hani çocukları çok hareketli hale getirdiğiyle ilgili. Tabii hani uzmanlarımız ne derlerse onu söylüyoruz. Ama siz ailelerle beraber çıktığınızda tabii gözlemlerinize göre genelde pastel renkler tercih evet, ediyor. Evet, evet öyle. Yani ayıcıklı vesaireler artık aslında rafada kalktı diyebilirim. Hani daha sade, daha soft ürünler bir tercih daha, ediyor. Bir daha yenilenmesin evet, diye belki evet, değil evet mi? Şimdi izleyicilerimiz ekran başında da birazdan fotoğrafları görmeye başlayacaklar. Bebek odası seçimlerinde nelere dikkat edeceğiz? Bu arada burada bir beşiğimiz var. Bayılıyorum ben evet buna. Ama anneler şöyle diyor. Aman bunu kaç ay kullanacak ki altı üstü? Hemen büyüyiverecek ama bunun şıklığı, güzelliği de değil mi? Şöyle hem şık hem güzel. Şimdi dediğim gibi hani aile neyi tercih ediyorsa ama mesela bazı uzmanlar işte bebek bir yaşına gelene kadar anne baba odasında kalsın diyor. Şimdi hani her uzman farklı bir şey söylüyor. Bazıları işte 30 gün kalsın, 30 gün sonra kendi odasına geçsin diyor. Ama bazı durumlarda da işte aile 2+1 bir evde yaşıyor. İşte iki tane daha çocukları var. Dolayısıyla bir süre daha bebek anneyle ya da aileyle kalmak zorunda, babayla kalmak zorunda. Dolayısıyla ona göre bir tercih yapabiliyorlar. Ama ilk dönemler için özellikle işte 3 aya kadar, 4 aya kadar beşikler tercih edilebilir. Çok evet, da keyifli çok ürünler. Çok da sevimli, çok da güzel. Bu evet arada ekranlarınızda da görüyorsunuz. Mesela bu örnek bir bebek odası. Evet, perdesi bu. Perdesi. Evet, perdeye de değineyim mi? Evet, lütfen. Şöyle, perdede de aslında yine soft renkler tercih edilebilir, düz renkler tercih edilebilir ama biliyorsunuz mevsim geçişlerinde işte 9'a kadar hava kararmayabiliyor yazın özellikle. Bu sefer çocuğun uyku alışkanlığını bozmamak adına evet bir açık renk tül perde ama onun üzerine de fon, koyu renkli bir fon tercih edebilirsiniz ki odayı karartmanız gerektiğinde bu şekilde karartabilirsiniz. Evet, gün ışığını erken vakitte evet içeri almasın diye. Bir aynen de hep konuştuk yine uzmanlarla, gündüz evet uykuları
yayında hep şeyi sorduk biz. Geceymiş gibi numara yapalım mı çocuğa? Yani perdeleri çekip hadi evet. artık uyu diyelim mi? Çok Hı-hı. doğru olmadığı söylendi ama bunu evet. tercih eden anneler de oluyor karartmak için. Tercih edilebiliyor. Bir de dediğim gibi sabah ve akşamı ayarlamak için. Hani gündüz uykuları pek değil. Evet gündüz daha aydınlık bir ortamda uyuyabilir ama sabah ve akşamı dengelemek için perdeleri tercih edebiliriz. Evet. Sırada hangi resmimiz var? Bir hemen onu da görelim. bu halı. Güzel bir halı. Şöyle çok güzel bir halı. Çok güzel üstündeki gözüküyor. Üstündeki mi altında iki tane, i̇ki tane var. Halı var. Ama şöyle bunlar peruş halılar. Ben nacizane belki halı üreticilerimiz bana kızacaklar ya da satanlar ama ben özellikle ilk dönemlerde mümkünse oda sıcaklığımız yeterliyse kesinlikle halıyı önermiyorum. Boş bırakalım. Evet boş bırakalım. Hmm, çünkü bu biliyorsunuz bu dönemde artık çok fazla alerjik bebeklerimiz dünyaya geliyor. Dolayısıyla o alerjiyi de çok fazla hani yukarıya çıkartmamak adına uzmanlarımız da aynı şeyi söylüyorlar. Birçoğu diyelim. Halıyı ilk dönemlerde tercih etmiyoruz. Sonra hani oynaması gerekirse, ilerlemesi gerekirse evet o zaman ona uygun bir... Çok özür dilerim. Halı tercih edilebilir. Evet, halıya da dikkat edeceğiz. Tıpkı evet. yastık gibi evet, yeni evet, dönemlerde. Aynen. Evet, sırada hangi resmimiz varmış bakalım. Bu bir beşik. Bu beşik, evet. Çok güzel. Çok güzel. Katlanır bir beşik bu. Tekerlekli bir de. Tekerlekli, katlanır. Odadan odaya. Odadan odaya ve aslında bir yere götürmek istediğinizde de bir yakınınızda işte yazlığa gidiyorsunuz, tatile gidiyorsunuz. Yine bagajınıza eğer mümkünse koyabileceğiniz ürünlerden. Yine ilk dönemlerde... Sanırım bir yaşına kadar da kullanılabilecek bir ürün. Eğer tabii kendine atma durumu söz konusu olmazsa yine evet. tercih edilebilecek güzel ürünlerden bir tanesi. Evet beşik de harika. Evet. Yine bunu tercih edebilirsiniz. Bir süre sonra beşikten kurtulunca da evet, bunlar. Böyle bir karyola mı diyelim? Bu da evet karyola ama şöyle hani bunu ilk doğduğunda da tercih edebiliriz. İşte beşik almayacağız böyle hani uzun süreli bir ürün alalım Hı-hı. deniyorsa eğer bu tarz ürünlerden tercih edebilirsiniz. Artık biliyorsunuz çoğu zaman güzel ürünlerle, güzel boyalarla boyanıyor ve hani evet. özel boyalarla boyanıyor zarar ve hiçbir vermiyor. Zararı yok. Ben şöyle bir şey söyleyeceğim, hep söylüyorum. Ya diyorum mobilyaların köşeleri yuvarlak olsun Hı-hı. ki bebeğiniz 4 ay sonra, 5 ay sonra artık yerde oynamaya başladığında herhangi bir kaza söz konusu olmasın. Ya da böyle köşeli ürünler alacaksak da mutlaka ve mutlaka köşe koruyucularını takmalarını öneriyorum. Evet. Onları unutmayacağız. Bir gün de bebek güvenliğine değinelim gerçekten. Evet. Hani alışverişlerde evet. sehpa köşeleri, kapılar vesaire. Evet. Evet. Derya deniz bir konu. Bu evet. da bir... Etajer desen değil. Değişik. Dolap, çekmeceli dolap. Evet yani bütün ihtiyaçlar ıslak mendiller, bezler evet. için değil mi? Aynen, aynen üstünde öyle. Bebek mi bez mi değiştiriyoruz yoksa? Şöyle onu değiştirebilirsiniz eğer bir şey koyarsanız hani altına yumuşak bir mat koyarsanız eğer değiştirebilirsiniz tabii. Bir de bunlar tabii tehlikeli. Bebek bir anda siz mendili çıkarayım tabii, tabii, derken tabii. lap diye dönüveriyor değil mi? Kesinlikle. Çünkü bazı bebekler çok erken başlıyor dönmeye ve evet. o dönme ilk dönüş bir düşüşle başlayabiliyor. Maalesef Allah korusun. Bunun için de şunu öneriyorum hep ürünlerinizi önce yerleştirin sonra bebeğinizi alt değiştirmek ya da üst değiştirmek için yanınıza alın ki herhangi bir sorun söz konusu olmasın. Ben bir de boya ile ilgili evet. duvar boyası ile ilgili Hı-hı. gireceğim. Artık yine Kokusuz. Normal evlerde de aslında birkaç bir gün içerisinde hatta kuruyor boyalarımız ama özellikle yeni doğan hastanelerin yeni doğan ünitelerinde de kullanılan antibakteriyel boyalar var artık. Hı hı. Hep aynı şeye değiniyorum. Evet alerjik bebeklerimiz çok fazla olduğu için bebeklerimizi de koruma altına almak adına duvarın hava alması çok önemli. Dolayısıyla bu tarz bir boyayla boyanırsa eğer yeni boyanacaksa odamız hı hı. bu tarz bir boyayı tercih edersek daha sağlıklı olacaktır. Ya da duvar kağıdı tercih edeceksek olabilir mi duvar kağıdı? Yani şöyle çok sağlıklı bir duvar kağıdını tercih edebiliriz. Evet. Hı hı. Peki odamızı tamamladık. Teknoloji çok hızlı ilerliyor biliyorsunuz sevgili izleyiciler. Her gün yeni bir şey çıkıyor. Mesela ben burada dedim ki bu ne dedim. Bu yeni çıktı dedi. Yani ben 6 yıl önce böyle bir şey yoktu. Hemen odamızı bitirdikten sonra en evet. önemli uyku ürünlerini getirdik. Evet. Gizem Hanım size getirdi. Evet. Yorgandan başlayalım. Nasıl tercih edelim? Şimdi, ne zaman başlayacağız yorgan şöyle, kullanmaya? Yorganımız bebek yorganı adı altında geçse de özellikle ilk bir yıl kesinlikle bebeklerimizde yorgan kullanmıyoruz. Evet. Bu sağlığı açısından, güvenliği açısından çünkü çok fazla hareket ediyor ve bilinçsiz hareket ediyor. Dolayısıyla bir sağlık problemi söz konusu olabilir. Yorganı tercih etmiyoruz. Yastığımız yine bebek yastığı olarak her ne kadar satılsa da firmalarda aynı şeyi söylüyor. Ne
söylüyorlar. Ne kadar ince de olsa evet, sevgili izleyiciler. Evet, ne kesinlikle. Kadar ince de olsa. Yine 12 aydan sonra yani 1 yaşından sonra tercih ediyoruz yastığı. Burada bir yan yatış yastığımız var. Özellikle şöyle küçük bir bebekle göstereyim. Yeni doğan sürecinde böyle bebeğinizin hem kafasını da hani şeklini korumak adına sağa ve sola yatırmak için şu şekilde destekleyerek yanlardan bu yan yatış yastığıdır. Kullanabiliriz. Evet bu ne evet, demiştiniz? Geldik. Şimdi ona mesela gelelim. Ben şunu bir kaldırıp göstereceğim. Bir kirli torbasını andırıyor sanki ama görür görmez tabii bebeklerin içine konduğunu anladım. Şöyle bir şey zaten hemen mantık yürütürseniz üstünü açamasın diye. Evet. Sıcacık kalsın diye. Bir evet. De oraya buraya dolanıp yüzüne yüzünü de kapamasın diye. Aynen bir öyle. Ne denir buna? Giyilebilir battaniye. Kese battaniye kese. Diyoruz. Evet kese çok battaniye. Özel bir kumaş yani. Özel kumaş. Değil mi? Evet. Bu çift taraflı bir bundan de. İki taraflı kullanabiliyorsunuz. Edersiniz. Evet. Özel bir kumaş gerçekten hem terletmiyor hem de bebeğin ısısını koruyor. Kesinlikle tercih edebileceğimiz ürünlerden. Çünkü dediğim gibi battaniye tercih etmediğimiz için ya da kalın yorgan tercih etmediğimiz için bu tarz bir ürünü tercih edebilirsiniz. Elleri içine sokmuyoruz. Sokmuyoruz. Evet, sadece şöyle evet, evet göğsüne kadar çekince. Yani yeteri kadar giydirdiğiniz sürece zaten üzerine herhangi bir şey almasına gerek yok. Ki örtü de örttüğümüzde zaten buraya kadar örtmüyoruz. Yani ellerini de içine almıyoruz. Dolayısıyla evet. Öyle tercih edebiliriz. Bu da yine hani örtü evet, gerekirse battaniye, diye battaniye. Yani, battaniye evet. Şöyle. Yine güzel pamuklu yaz bir için, evet. Kumaş. Su geçirmez alez. Alez kesinlikle. Her dönem için çok güzel. Yani tabii benim bebeğim bezleniyor ne gerek var demeyin. Kusabilir, ya her şey olur. Evet, sütü, evet. Biberon kullanıyorsa dökülebilir, fark etmeyebilirsiniz. Islak bir şeyde yatmasındansa hatta, su geçirmez alez can kurtarıcı. Evet, soruyorlar kaç adet alalım diye. Bir üç tane kesinlikle alınsın kesinlikle. Mesela onlardan. Ve son olarak örgü battaniye. Evet. Annelerimiz, anneanneler, babaanneler örer. Evet. Herkesin, her bebek bekleyen bayanın evinde vardır. Kesinlikle. Kullanalım mı? Kullanalım. Yani hani şöyle dışarıdaysak özellikle dışarıda yine puset örtüsü olarak da kullanabilirsiniz. Hı hı. Yine gözünüzün önünde ise eğer bebek. Bazen çünkü anne hemen yanında yatırıyor bebeği. Yanından da kalkmıyor. Dolayısıyla böyle bir ürün kullanılabilir yine. Ama hani gece uykusu vesaire de bu tarz ürünleri kullanmıyoruz. Evet bu tarz ürünleri gece uykularında özellikle kullanmıyoruz. Evet. Bebek bekleyen yeni bebeği olan anneler burada yine bir konumuz var aslında o da bir bebek bekliyor birazdan tanıştıracağım. Bu arada burada bizim evet, kuzumuz. Kuzu. Bu da uyku kuzucuğu şöyle uyku arkadaşı diyebiliriz uyku kuzucuğu. Bu tarz ürünlerde çoğu aslında uzmanın yine hani önerdiği ürünlerden bebeğimiz rahat uykuya alışsın diye rahat uykuya geçsin diye bir uyku arkadaşı. Şeklinde kullanılıyor. Bunlarda ne var? İşte bazılarında ekstra sesler var. Bu anne karnı sesi dediğimiz sesleri çıkartıyor ve bebeği sakinleştiriyor. Genelde kolik bebekler ya da işte gazlı bebekler, uykuya zor geçenler için kullanılıyor. Yine tercih edilebilir. Bunu da böyle kolay bir asma aparatı var. Yatağının pusetine atabiliyorsunuz. Evet ki en azından hani uyku arkadaşı olsa da yüzüne denk gelmesin, kapatmasın yüzünü diye. Evet. Böyle bir huzurlu, güvenli, sıcak bir çocuk odası nasıl hazırlanır öğrendik bugün. Evet. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Için. Çok yine, sağ olun. Çok sağ olun. Başka bir programda yine bilgi vermeye devam ederiz. Evet, çok tabii teşekkürler. Ki. Çok sağ olun. Bebek alışveriş koçu Gizem bizimle beraberdi. Gizem Köseoğlu Yılmaz sevgili izleyiciler.